de burada çok farklı olan akıl çizgisini değerlendirmek istiyorum. İlk kısım burada havada uçan, yani elin ortasında başlayan uçan akıl çizgisi gibi yorumlayacağımız bir durum var. Yani şu çizgiden çok bağımsız hareket ediyor. Ama şurada da bir ek var. Yok diyemeyiz ve gittikçe derinleşiyor burada. İnceden derine doğru giden bir çizgi var. Ya yani bu yüzen akıl çizgisi de diyebiliriz buna burada. Bu kararlarını çok hızlı veren, yani analiz yerine daha çok güdülerle hareket eden yönleri vardır. Ama ben yine de dış Mars'a doğru gittiği için bu çizgi burada, yani düz eylemde olduğu için ve Sol-El'de altyapı olarak da çok pratik yönde olduğu için, görüyorsunuz burada akıl çizgimiz dümdüz gidiyor. Ve güçlü Merkür çizgileri de olduğu için yani analizci, araştırmacı yönlerinde olabileceğini söyleyebilirim. Ama yine de hızlı karar verme, bunlar güdüsel de olabilir ama yine de ben çok fazla gerçekçilikten uzaklaşacağını düşünmüyorum bu kararlarda. Bu atılganlık olabilir mesela, sonucunu fazla düşünmeden, ama bunu da tam anlamıyla söyleyemeyiz çünkü ABCD planlarını yapan birisi. Eğer bunlar olmasaydı bunlar daha etkili olabilirdi. Çünkü Satürn'deki dikey çizgilerden bahsetmiştik. Mesela ne olabilir? İç huzursuzluk, sürekli düşünen aktif bir zihin. Yani uykusunda bile düşünen, uykuya dalmada problemler yaşatabilir. Yani bu durum aynı zamanda. Sürekli değişen düşüncesel tutumlar olabilir. Yine yenilikçi düşünceler, yeni fikirler her zaman hayatında olabilir ve bunları gerçekleştirmek de isteyebilir. Buradaki diğer etki Satürn parmağının altında yukarıya doğru bükülme. Siz de fark etmişsinizdir. Yani buraya doğru bir çekimi var Satürn'ün. Yani Satürn'ün fikirlerinin de hakim olabileceği, bu Satürn'ün araştırmacı yönleri, çalışkanlığı olacaktır. Özellikle mental yapının güçlü olması, parmakların uzun olması elde, düz bir akıl çizgisi, araştırmacı Merkür çizgileriyle, güçlü Merkür parmağıyla meraklı, araştırmacı yönleri baskındır. Ayrıca finansal konularda, para tutumları, para tasarruflarında da ilgisi üst seviye olabilir. Tasarruf çok önemlidir böyle kişiler için. Bu durum böyle. Diğer kısım ise burada aşağı doğru düşen çizgi. Tam bu noktada. Bu bulunduğu yıllardan itibaren daha etkili olacaktır bu değişim hayatında. Tam 33-34, yani bu dönemlere denk gelen bir çizgi. Aşağı doğru sapması akıl çizgisinin. Yani biraz ani bir düşüş gibi de görülüyor aslında. Tabii bunun buraya yükselmesiyle doğal olarak bunun yönü biraz böyle olacak ama buradaki kesişme yine mutlaka etkiler olacaktır üzerinde şu dönemlerden itibaren, ki şu an mesela kendisinin el çizgilerini okumamız bile bu dönemlere denk geliyor. Yani bir değişim süreci, bir arayış süreci, bir hayatın anlamını arama, kendisini bulma süreçleri olabilir yine. Yine bu Satürn'ün altında böyle bir durum yaşaması çizginin, yani dünyevi meselelerde yöntem ve düzen yaklaşımı farklı olabilir. Olayları daha farklı ele almaya başlayacaktır. Hem hayalci yönleri hem pratik yönleriyle beraber. Kendisinin mesela roman tarzı şeyler de yazdığını belirtti. Bu biraz da zaten çatallı bir durum da var burada. Yazar çatalı dediğimiz, tabii ki derin çatal aslında, bu çizgi ne kadar devam etmese de yine de böyle bir ayrım var. Bu süreçten itibaren daha çok yapmak isteyebilir bu tür şeyleri. Yetenek daha da artabilir. Yani bir değişim süreci zaten, hem bir bükülmeyle beraber hem bunun burada olması, yani bir değişim sürecinde zihinsel olarak, yani geçmişteki dönemden farklı bir dönem. Tabii ki erken dönemde buraya doğru akan bir enerji var. Bunlardan faydalanıyor ama bu sürece gelindiğinde mutlak daha farklı değişimler olacaktır zihinsel olarak. Ayrıca tabii bu biraz Venüs'e doğru dönüyor şurada çizgi. Yani biraz da Venüs'ün çekimi de var burada. Venüs'ü çevreliyor. Bu içsel dünyaya dönüş de olacaktır. Daha çok yani içe dönük bir duaya işaret edebilir. Kendisi çok kalabalık ortamlarda çalışıyor ama uzun bir Satürn parmağı var elde, görüyorsunuz. Bayağı uzun. Yani diğer parmaklara göre bayağı önde. Ve bunun böyle olmasıyla yani zaman zaman izole olma isteği olabilir ve uzaklaşma, yalnız kalma isteği olabilir. Motivasyonunu sağlama veya moral bulma için ara ara bunları deneyebilir. Ama iş gereği tabii ki bunu da yapması biraz zor olabilir. Aslında yine de bakıldığında Ay tepesinden gelen kader çizgileriyle kalabalık ortamlarda da uyum sağlayabilir zaten iş hayatına. Tabii burada Venüs'ü de çevrelemesi akıl çizgisinin, yani kendisinin çok tutkulu birisi olabileceğini söyleyebiliriz. Yani aşkı ve romantizmini ifade de yine iyidir. Yani sevdikleri de güçlü duygusal bağlar kurabilir böyle kişiler. Zaman zaman aşırı kıskançlıklara da itebilir tabii ki. Özellikle burada biraz duygu çizgisine de benzer hafif bir oluşum var. Bu yine derin bağlar kuran birisi ama kıskançlıklar da olabilir doğal olarak. Yani bunları iyi yönetmesi gerekiyor. Tabii ki kıskançlık olabilir ama aşırıya kaçmamak gerekiyor. Bunlarda aşırı kontrolcü olmak da yorabilir. Yine duygusal dalgalanmalar da olabilir. Özellikle birinci bilek çizgisinin böyle zincirli bir şekilde bükülmesi değişken bir duygu dünyasına da işaret edebilir. Burada diğer güneş çizgimiz de akıl çizgisinden geliyor şu şekilde. Karışık yukarıya doğru dönüyor. Görüyorsunuz şöyle. Yani akıl çizgisi menşeli. Bu yaratıcı kabiliyetler ve zihinsel odaklanma konusunda çok iyi bir durum, ki burada da bahsettik, hedeflerine odaklanma veya hitabetle ilgili, konuşmayla ilgili bir odaklanma söz konusu olabilir. Yani iletişimde de iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca yine bu kendisinin roman yazması tesadüf değil ve buradan akıl çizgisinden başlayan bir kader çizgimiz de var.
Şu belki 35 yaşlarından sonra başlayan bir durum. 37-40 yaş aralığında akıl çizgisinden buradan başlıyor. Görüyorsunuz. Şöyle. Tek çizgiyken bir anda şöyle belki de karışarak akıl çizgisinin içine dallanan bir durum var ama akıl çizgisinden etkilenme durumu var burada. Yani akıl çizgisinde de bir yön değiştirme var ve kader çizgisi buradan yükseliyor. Yani bu aklı kullanma, ayrıca zihinsel irade, başladığı işi bitirme, zihinsel bir yükseliş söz konusu olacak. Büyük bir başarı olabilir yine bu yaş aralığında. Yani en geç 40 yaşları bu. Tabii bunun buradan gelmesi, dış Mars'tan gelmesi böyle yine devletle ilgili bir şans anlamına geliyor. Bu atanmalarla ilgili ki kendisi şu an yani kamuda çalışıyor. Sol eldeki çizgilere baktığımızda şöyle bir atanma çizgisi söz konusu burada. Sağ ele geldiğimizde burada da çizgiler var. Biraz silik görünüyor fotoğraftan dolayı ama yani üniversite mezunu olma ve atanma ile ilgili olumlu güzel işaretler var. Özellikle güneş çizgisinde böyle dış Mars'tan gelmesi. Yine akıl çizgisinden gelmesinin diğer anlamlarını da yorumlayalım. Bu yine zihinsel çabayla gelebilecek başarı. Buradakine benzer bir yorum aslında. Yani entelektüel kabiliyetler, yatkınlık ki roman yazması yani tesadüf değil dediğim gibi. Yine mantık ve yaratıcı kabiliyetler arasında da müthiş bir denge kurabilir. Yani bu da iyi bir kalite.